Koronavirüsün Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da bilanço ağırlaşırken, ülkenin refah seviyesi en yüksek olan kuzey şehirleri bu salgından bir bir nasibini alıyor. Yılda 30 milyon turisti ağırlayan kanallar şehri Venedik'te meydanlar, sokaklar hiç olmadığı kadar boş. Otelciler Birliği son 4 günde Mayıs ayına kadar olan rezervasyonların %70'e yakınının iptal edildiğini açıkladı. İtalya'nın en renkli festivali Venedik Karnavalı da bitmesine 2 gün kala pazar günü koronavirüsü salgın nedeniyle iptal edilmişti. Kentte 1 Mart'a kadar olan spor müsabakaları da yasaklanmıştı. Una situazione molto difficile perché si vede qua allarmismo esagerato, inutile, è un brutto colpo, ecco. E quindi adesso vediamo, siamo qua da stamattina, ho fatto 10 euro, 8-10 euro. Al momento è molto disastroso, come vede non c'è nessuno per le strade, quindi no, mai visto. Parlavo stamattina, mai visto così cosa indescrivibile, ecco. Non sembra neanche reale, ecco. Ma però purtroppo è reale, quindi speriamo che finisca presto perché così non si va avanti, ecco. E adesso si paga le conseguenze a livello di turismo, che è la cosa più fondamentale, cioè fondamentale per noi che viviamo solamente di turismo. Allora è vuota perché è stato fatto allarmismo a livello mediatico, si è svuotata la città e ho parlato anche con altre persone che ci sono state delle disdette, hanno chiuso il carnevale 2 giorni prima, però vediamo che comunque presenze ce ne sono lo stesso, meno, ma ce ne sono. Ne yazık ki koronavirüsle karşı karşıya geldik. Ben Fransa'dan geliyorum. Bordeaux şehrinden. Bildiğiniz gibi bizim Fransa'ya da sıçramıştır bu koronavirüsü. Kaçış yok.
Endişe yok muydu? Vardı muhakkak. Uçakta vardı. Uçaktan buraya gelen otobüste vardı. Maskeleri taktık ama biz ki baktık ki millet aynı normal düzeyini yaşıyor. İstediği gibi yürüyor, konuşuyor insanlarla. Baktık ki normal bir hayat sürdürüyor. Biz de çıkardık maskeleri. Her şey yolunda yani. Öyle bir korkulacak, o kadar korkulacak veya endişelenecek bir şey yok. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını sanat dünyasının ünlülerini de etkiliyor. Görevimiz Tehlike serisinin 7. halkasının çekimleri için Venedik'te bulunan film ekibi de salgının etkilerinden nasibine düşeni aldı. Tom Cruise'un henüz kente ulaşmamış olduğu, ekibinin ise çekimlerin bir kısmının terasında yapılması planlanan Venedik'teki bu otelde beklemede olduğu belirtiliyor. Durdurulan çekimlerin kaderine ise 1 Mart'ta karar verilecek. Yeah.